Cembe? Siz durun, biz bakarız. Ne oldu şimdi? Bak, hadi tamam yeter. Ya ben çok kötüyüm. Ya böyle hiçbir şey olmamış gibi davranamam ben. Ya polise anlatmalıydık, söylemeliydik her şeyi. Olur. İlk fremizi verdik, öyle mi? Korkuyorsan unut kızım. Eğer yakalanırsak Cem yanımızda değildi deriz. Ya ben saçmalamam, ben onu mu demek istedim? Ama sırrı saklamayı da pek gönüllü olduğun söylenemez Canısı. Ya hayır Meral. Ya ben ne olursa olsun sizinle birlikteyim, tamam mı? Kızlar tamam, bir susun, bir sakin olun ya. Herkes bana baksın. Bakın. Bu sır bizimle beraber mezara kadar gidecek, tamam mı? Çünkü kardeşlik bunu gerektiriyor. Ya söz mü? Söz. Söz sana. Söz. 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 Tamam hadi sarılalım. Buç'a getirdim. Cemre, bak Songül poğaça getirmiş. Hadi gel sen de bizimle kahvaltı et. Şu lakiyi çıkarayım, geleceğim ben. Siz başlayın. Ya kızım iki lokmayı sonra çıkarırsın de kek kaçmıyor ya, gelsene. Bak ya dinlemiyor ki. Tamam gitme üzerine. Bu şekilde tepki veriyor. Yak, üç gündür durmadan temizlik yapıyor. Ya bence artık takıntı haline geldi bu. Ben size söyleyeyim, siz bunu bir psikoloğa falan götürün. Bu perdeler iyicem tozlanmış. Ben bunları bekleyeyim. Üçüncü yıkayışı olacak. Annem arıyor, ben bir içeride konuşayım. Pişt! Ya Cemre sen ne yapıyorsun? Ya çok tuhaf davranıyorsun, bunu Mert bile fark etmiş. Ya Meral temizlik yapınca kafam dağılıyor ya, rahat bırak beni. Günaydın kızlar. Günaydın. Simit aldım. Bostancı simit mi? Eli Bostancı'da ne işin vardı?
İşte yürüdüm öyle. Yürümek iyi geliyor. Ya bunu da eve sokamıyorsun. Ben bunu koyayım. Meral, asıl kaderle ilgilenmemiz gerekiyor. Ya aradım, gene uyuyormuş kızım. Hadi ya. Tamam, sen merak etme. Ben gidip onu yatağından çıkarırım canım. Böyle ya. Hepimiz kafayı yemek üzereyiz. Baksana şunlara. Anne ya, biz niye böyle incik cincik kolleme işiyle uğraşıyoruz? Ya tutalım bir nakliyeci, çorabımıza kadar kutulasın. Nakliyeci mi tutacağım? Hangi parayla tutacağım acaba? Allah Allah. Şu mahallede şey vardı, Sacit. Sağ olsun, rica ettim de gelecek. Ya ben gerçekten anlamıyorum ya. Bu ev satılacak. Onun yerine iki ev alabileceğimiz paramız olacak dedin. Nerede o para ya? Hani paramız? Öncelikle şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. O benim parammış gibi de konuşuyorsun ya. Değil, öyle bir şey yok. O para sadece ben ve kaderin. Bu bir. İkincisi, evin satışından kazanılan paraya da el konuldu. Ne yapacağız peki? Kahroluyorum üzüntüden. Üstelik evimizin direğisin sen. Gerçekten ne yapacağız? Vallahi şu anda evin direği olmaya hiç hazır değilim ama yapacağız bir şeyler, bulacağız bir şey. Değil mi? Kiralık eve çıkacağız. Ne yapacağız? Ayrıca bunları niye biz sarıyoruz ya? Şu çıkayım yukarı, çağırayım şu kaderi. Meral de onu oyalıyordur. İşimiz gücümüz var ya. Kader. Kader, hadi kalk. Hala yatıyorsun ya. Kaç gündür okula da gitmiyorsun. Hadi kalk da geç kalma okula, hadi. Ya Meral, git ne olur git ya. Kalkmak istemiyorum, gelmek istemiyorum. Kız, ne oluyor sana ya? Niye bu perdeler kapalı gündüz gündüz? Niye camış gibi uyuyorsun kız? Bir şeyin mi var? Ne oluyor, hasta mı bu? Neyi var? Yok, yorgundur, sınavları var ya, o yüzden. Ama bir garip değil mi yani? Kendi odasında da uyumuyor, burada uyuyor falan. Ne oluyorsun? Söyle bakayım. Zehra abla, istediğim yerde uyurum. Ev benim değil mi? Hadi ne olur, hadi. Hadi gidin, ne olur gidin. Değil. Ev mev yok. Gitti bitti artık. Hay ben anlıyorum aşkım seni. Depresyondasın ve yatmak istiyorsun. Ev elinden gitti, üzülüyorsun. Yani sen... Tövbe ya Rabbim, sende de öyle bir kader var ki sefalet. Sefalet yazılmış artık, bitti. Çekeceksin. Oha. Birazcık moral verseydin. Ben seninle konuşmuyorum, sus sen. Aşkım hadi gözünü seveyim, ne olursun ya. Bak eşyaları toplayacağız. Ev arayacağız. Daha çok işimiz var. Hadi bebeğim yani. Eşyaları toplamaya gerek yok. Avukatla konuştum az önce. Eşyaları da haciz geldiğinden pek bir şey götüremeyeceğiz. Ufak tefekler sadece. Ey felaketler! Ey kara talih! Teker teker gel ya! Allah'ım, bittik ya, bittik. Yemin ediyorum yoruldum, bitti artık. Bünye düştü. Bünye düştü bende. Üç gün oldu. Hala bir haber yok. Ya aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kaza mı yaptı? Biri bir şey mi yaptı? Başına bir şey mi geldi? Ne oldu? Kötü düşünme kanka. Belki bir arkadaşına gitmiştir. Olamaz. Kardeşim arkadaşına gitse ne bileyim haber verirdi. Kaç kez aradım. Telefonları da kapalı. Belki gitmiştir. Hani bir daha hiç dönmeyecektir. Olamaz mı? Ya
olabilir ama öyle bile olsa ne bileyim bir insan evi terk ederken eşyalarını yanına almaz mı? Öyle değil mi Cemre? Öyle tabii. Yani alır. Yavuz abi almamış mı? Bavulu, eşyaları, her şey dolabın içerisinde. Hiçbir şey almamış. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Gerçekten sanki böyle yer yarıldı, içine girdi ya. Yok bu böyle olmayacak. Ben karakola gidiyorum. Aa, gitme. Yani bilmez ki karakollar. Ne alaka? Kayıp başvurusunda bulunacak çocuk. Belki bir yardımı dok. Ali'ye soralım. Ali bize yardımcı olur. Ali olmaz. Yani Ali olmaz derken, Ali çocuk şubede ya. Kayıp vakalarına başka bir şube bakıyormuş. Olsun, ne fark edecek ki? Polis sonuçta bir yardımı dokunur, bir fikir verir, bir şey yapar. Biz gidelim Ali ile konuşalım. Evet, doğru söylüyorsun. Sen de gelir misin Memle? Serkan, ben gelmek isterim ama derse girmem lazım. Yoksa devamsızlıktan kalacağım. İyi tamam, sonra konuşursun. Hadi. Ne yapacağız? Ya tamam, bir panik yapmayın. Yani sonuçta Ali'den yardım isteyelim dediler. Yavuz'u size öldürdüğümüz demediler ya. Bir sakin olun. Baksanıza çocuk ne kadar kötü durumda. Çok üzgün ya, ne yaptık biz kızlar? Onu bulabileceğini sanıyor. Hiç dönmeyeceğini bir bilse. Fotoğraflarımı düzenliyorum sevgili. Ver bakayım. Oy, minik Songül'e bak. Çok tatlısın kızım ya. Kaç yaşındasın burada? Ya ne yapıyorsun sevgili ya? O kadar düzenledim. Ver şunları ya. Uf, ver Güney. O kadar sıraya koydum şurada. Tamam Songül, bir şey yapmadım. 2-3 tane düştü alt üstü. Ah, verdim. İyi misin sen? Canın mı sıkkın senin? Biraz. Ne oldu, neyin var? Yok bir şey Güney ya. Biraz sinirlerim bozuk. Tamam işte aşkım, ben de onu soruyorum. Niye sinirlerim bozuk? Söyle, belki hallederim. Halledemezsin Güney ya. Boş ver, sorma tamam mı? İyiyim ben, kendime geleceğim. Zehra abla? Evet. Ne haber? İyi. Tam şu an ihtiyacım olan şeydi. Canım. Ne yapıyorsun kız? Biz iyiyiz de sen ne yapıyorsun? Hayırdır, hangi rüzgar attı seni? Lodos attı. Ay ya. Ay çok özlemişim ya. Bir geleyim göreyim dedim. Ne var yani? Çok korkunç şeyler geldi başımıza biliyor musunuz? Kader'in villası var ya, gitti bitti. Uçtu gitti. Yok. Yemin ediyorum yani, hadi Kader arkadaşlarının yanında kendine bir yer bulur da biz ne yapacağız? Melek, ben, Sedef ne yapacağız yani? Çok korkunç. Ne yapacaksınız Zehra abla? Bulacaksınız bir ev, taşınacaksınız. Ne yapacaksınız başka? Nereye taşınacağım? Hangi paraya taşınacağım ya? Kader'in yanına gidiyorum diye bütün eşyaları sattım. Hepsi. Sıfır. Hiçbir şeyim de yok.
para yok, pul yok. Yani ne bileyim, hani Songül'üm üvey anneciğini kardeşinin sokakta bırakmaz diye düşünüyorum yani tamamen. Ha, burada kalmayı düşünüyorsun yani Zehra abla. Nerede düşüneceğim ki başka? Kusura bakma da hayatta olmaz. Sebep? Bak benim bebeğim doğacak, tamam mı? Kendimize zor bakıyoruz. Bir de size bakamayız yani. E ne yapacağız? Sokakta mı kalacağız kızım biz? Ne yapacağız Allah aşkına? Ay Zehra abla rica edeceğim, duygu sömürüsü yapma ya. Sen güçlü bir kadınsın. Hem kıyamet kopsa kendine kalacak yer bulursun, ben inanıyorum. Yazıklar olsun. Tabii ki burada kalacağım. Nerede kalacağım başka? Sanki nereye gideceğim ben ya? Bak benim asaplarımı bozma. Hamilesin, üstüne gelmek istemiyorum. Ama hiçbir yere de gitmem. Yemin ediyorum kapının önüne laylondan ev yaparım. O papara izleri de çağırın buraya derim ki o kara vicdan derim. O kara vicdan üvey kız bizi eve almıyor derim. Derim. Sen bayağı duygu sömürüsünü bırakıp şantaja başladın yani. Başlarım. Minicik bebişimle nerede kalacağız be? Bak biz daha önce beraber yaşam hatasını yaptık Zehra abla. Olmuyor, anladın mı? Hem benim bebeğim de olacak ya, kendimize zor bakıyoruz. Kusura bakma, size bakamayız. Bak gel Zehra abla, gel. Bak sen çok akıllı bir kadınsın. Kalk ya, gel. Sen bir şekilde yolunu bulursun. Sen bizde kalamazsın. Hadi. Yazıklar olsun. Buna hamilelik hiç yumuşatmamış. Yuh. Hadi Zehra ablacığım, güle güle. Hadi çekme, Zehra çekme. Ablacığım, hadi. Songül, sen az önce senden yardım isteyen Zehra ablayı geri mi çevirdin? Helal olsun sana be. Kızım bu hamilelik sana yaradı ha. Vallahi helal olsun, gel. Oh be. Aklım çıktı bir an. Yok ya, olacak iş mi? İnsafsız, vicdansız bunlar ya. İki çocukla nasıl kaldım sokakta? Pes vallahi Zehra Hanım, pes. Kimseyi bulamayınca kendi kendine kavga ediyorsun. Allah aşkına bulaşma bana. Yemin ediyorum asaplarım çok bozuk. Çekil önümden ne olursun. Allah Allah. Ne oldu, neyin var? Gitti. Gitti kaderim billası, elimizden uçtu gitti. Homsuz kaldık, bayağı homsuz bildiğin tövbe. Yani nasıl yani? Gitti de ev gitti derken? Ya sen de cin gibi kadınsın ya derken bu işte. Koskoca villa borçluymuş. Onu sattık, borçlara para verdik. Bir kuruş paramız yok cebimizde. Ay bak benim bunlardan hiç haberim yoktu vallahi. Hay Allah. Yani şimdi sizin eve mi ihtiyacınız var? Ay canım ya, beni oyalama hadi ya. Serkan. Ne oluyor oğlum? Babam bulmak için Ali'den yardım istedim anne. Merhabalar Nazan Hanım. Arkadaşımız kayıp şubeden. Eğer müsaade ederseniz Yavuz Bey'in odasına bakmak istiyoruz. Tabii. Buyurun. Son ne zaman gördünüz? 3 gün oldu. Peki giderken size gideceği yeri falan söyledi mi? Hiçbir şey söylemedi. Amirim. Efendim. Eşyaları, bavulu falan her şey burada. Serkan baban her nereye gittiyse geri dönmek üzere gitmiş kardeşim. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer evi terk edecek olsaydı niye eşyalarını babulun burada bıraksın ki? Yani. Ya oğlum, adam sorumsuzun teki.
Demek ki hiç eşyayı falan önemsememiş. Basmış gitmiş işte. Hani sen niye hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Belki başına bir şey geldi. Bu ihtimal yok mu hiç? Evinizde güvenlik kamerası varmış. Kayıtlarına bakabilir miyiz? Bizim kamera sistemimiz bozuk. E hani yaptıracaktın anne? Fırsatım olmadı oğlum. Ya babamla ilgili bir tane ipucu yakalayabilirdik. Ne bileyim oğlum başımıza böyle bir şey geleceğini. Tamam sıkmayın canınızı. Kader'in evindeki güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarız. Kader'in evinde kamera mı var? Evet. Yani ben öyle biliyorum. Neyse o zaman biz oraya geçelim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz çıkıyoruz tamam mı? Ulan ne yapacağız şimdi? Eylül ya. Şu ikinci çekmecede tişörtlerim de var. Onları da alır mısın? Tamam. Sağ ol. Kader bu kremleri istiyor musun? Boş ver bitti onlar zaten. Ya Kadercim sen de şuraya gelip bize yardım etseydin olmaz mıydı yani? Ya Meral burada durmak bile zorluyor zaten beni. Ya gözümde canlanıyor ne yapabilirim ki? Nazan teyze arıyor. Efendim? Kader. Kader, beni dinle. Şu anda Serkan Ali'lerle beraber oraya geliyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını isteyecekler. Kızım onu izlerlerse hepimiz mahvoluruz. Ne diyorsun ya? Bittik biz. Sil. Hemen. Hemen onları sil. Hemen sil. Tamam, tamam. Kader ne oldu? Ya şey Serkan'la Ali geliyormuş, kamera kaydı varmış, onları izleyeceklermiş. Bu evde kamera mı varmış Kader? Ya bu şimdi mi söylenir? Kızım bilmiyordum ki gerçekten. Hadi ya tutmayın beni, benim silmem lazım. Geldiler. Nerede bu kayıtlar? Ya bilmiyorum aşağıda herhalde, hadi hadi. Of ya. Of ya! Zehra abla! Zehra abla! Zehra abla! Ne oluyor ya? Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizi bekliyorduk. Bizim bekliyordunuz. Geleceğimizi nereden biliyordunuz ki? Ay kaderin içine doğru dermişim. Yok canım, şey pencereden gördük biz. Ya kızlar, Ali babam bulmak için yardım edecek de sizin kamera kayıtlarına bakalım dedik. Bakalım tabii. Ben bilmiyorum ama nerede olduğunu. Ben biliyorum valla. Evi temizlediğim için şimdi buradan düz aşağı ilk sağdaki oda. Tamam. Oyalasınsa. Şey... Ya ne acelemiz var? Kahve içelim, buyurun. Önce şu kayıtlara bakalım, sonra içeriz. Ya ben daha yeni kaynattım zaten. Kızlarla beraber içecektik. Size de yapayım. Şöyle salona geçin sıcak sıcak. Bakarız kayıtlara. İyi tamam. Hayırlısı. Geçelim o zaman.
Kızlar siz iyi misiniz? Böyle betiniz benziniz atmış, ne oldu, bir şey mi oldu? Şey, biz yukarıda Kader'in eşyalarını topluyorduk da sağ olsun hanımefendi bizi çalıştırıyor. Yorulduk ondan. Tamam. Geçiyorum ben o zaman. Kızlar ben eşyalarını çiz oyalayın, tamam mı? Git git. Ne işin var senin burada? Ben... lavaboya girecektim de... Ne lavabosu? Tuvalet demek ayıp bir şey değil. Ya, sağ tarafta. Sen buraları ne çabuk unutmuşsun. Ya, değil mi? Oradaydı. Unutmuşum. İyi, ben gideyim o zaman. Gelin memur bey. Gelin. İşte ne var ne yok. Şu odada kayıt mı moyut mu istiyorsun, görüntü mü istiyorsun orada. Zehra ne oluyor? Sorma ya, Serkan'ın babası kaybolmuş. Görüntülere bakacaklarmış falan filan işte. Kayıp. Ben yardımcı olayım size memur bey. Takip edin beni lütfen. Mahvolduk. O gece ne olduysa şimdi anlarız. Hadi hadi, bir an önce o kadar merak ediyorum ki. Ne oldu acaba? Buraya kadarmış. İşte babam orada. Kader sizin eve doğru geliyor. Bir saniye, bir saniye. Ya bu görüntüler eski, baksana tarihe. Geçen haftanın tarihi var üstünde. Sarsa ilerisi. İleri sarılacak bir şey yok. Görüntü bu kadar. O gecenin kaydı yok muymuş? Maalesef yok. Olmaz ya. Hayır, bakımlarını da yaptırdık bu kameraların biz. Belki cihazın pili bitmiştir. Ben bir Deniz'le bakıp geleyim. Olur, tamam, bakın. Aa,
Üç. Ama şişman çıkmışım ha. Doğruymuş demek televizyonun 5 kilo fazla gösterdiği ya. Bu ne ya, güdük gibi, patates gibi, tövbe. Uf, Zehra abla sırası mı şimdi ya? Çok çirkin çıkmışım. Geç şunları, geç, geç, asabım bozuldu. Evet, düşündüğümüz gibi cihazın pili bitmiş. Alışık işmişim durum. Gerçekten bütün ümidim bu kayıtlarda. Tamam kardeşim. Sana söz veriyorum, babanı bulacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam? Güven bana. Çocuğun yemeğini yedirecektin. Hayatım, şuna bak. Tamam aşkım, yedireceğim. Şu bitsin, hemen yedireceğim. E buz gibi oldu artık çorba. Yedirme daha iyi yani. Ne kadar zamandır bakıyorsun sen ona Allah aşkına? Aşkım, daha yeni koyduk masaya tabağı ya. Tam bitmek üzere bak. Bitti bitti. Hemen bitince yedireceğim. Toprak, sen bu internete fena sardın, farkında mısın? Ya şu telefon senin elin ayağın uzvun gibi oldu yani. Sana diyorum, kafanı kaldırıp bana bakar mısın? Ya Ferit, ne yapıyorsun? Aşkım, abartıyorsun ya. Abartıyorsun yani. Alt üstü komik bir video izliyordum yani. Tamam, yedireceğim. Ver. Ver, tamam, yediriyorum. Al. Metinciğim, aslanım. Oğlum, aç bakayım ağzını. Hayır. Gel, aç ağzını. Gel Metin. Hayır. Aç oğlum ağzını. Hayır, benim. Hadi bak, mama geldi, 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 geldi. Yiyeceğim. Buz gibi olmuş yemek. İçmek istemez tabii o çorbayı. Bu evde niye doğru düzgün eşya yok? Ben birkaç parça bir şey göndereyim. Ya şimdi konumuza dönelim Nazan teyze. Boş verin eşyayı. Yani diyorum ki, iki güvenlik kamerasının pili zamanında bitmiş. Yoksa şu an hepimiz hapishanede olabilirdik. Yok. Yok, ben bu gerilime gerçekten dayanamayacağım. Hemen gideyim karakola, her şeyi itiraf edeyim. Bak, her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyidir gerçekten. Kader, saçmalama. Bu işe hep beraber girdik, farkında mısın? Ya sadece kendini değil, hepimizi ateşe atarsın. Nazan teyze, biz Serkan'ın babasını gömdük. Serkan'ın babası. Ya siz nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsunuz? Çocuk günlerdir babasını arıyor. Bizim bunu ona anlatmamız gerek, söylememiz lazım. Cemre, sen Serkan'ın bunu duyunca rahatlayacağını mı zannediyorsun? Serkan susar mı kızım? Böylece hepimiz hapse gireriz. Belki siz yırtarsınız. Yani sonuçta annesine bunu yapmaz. Ama benimle konuşmaz. Yüzüme bile bakmaz. Bu hapse girmekten daha beter. Ben hapiste şişlendim. Ölümlerden döndüm. Bir daha asla oraya dönmek istemiyorum. Yok kızım. Gitmeyeceksin hapse.
Hepimiz çenemizi kapalı tuttuğumuz müddetçe kimse hapse girmeyecek. Tamam mı? Eylül, sen de şu Ali'ye biraz dikkat et istersen. Ay, bu kadar yakınında bir polis olması hiç hoş değil ki. Ne yapayım ki? Dikkat edeceksin canısı. Ağzından bir şey kaçırmayacaksın. Artık aramızdaki dargınlığı kaldırsak Kadercim. Ne de olsa ben senin büyük teyzenim. Madem evsiz kaldın, benim sana yardım etmem gerekir. Ne büyük yürekli, ne koca yürekli bir insanmışsın. İnanamıyorum. Duyuyor musun Kadercim ya? Resmen büyük teyzen seni yanına almak istiyor. Pes. Şaşırdım. Yanıma değil Zehra Hanım yani. Yanıma değil de benim apartmanım var ya. Orada bir sürü boş daire var. İşte onlardan birine gelip hep beraber oturursunuz. Bu daha da iyi. Ay gözümün önünde büyüdükçe büyüyorsun. Vallahi inanamıyorum gerçekten. Kader duyuyor musun ya? Hayır sizin için ayıptır söylemesi hep pinti diyorlar. İşte böyle çok sizle ilgili, böyle çok cimri diyorlar. Bravo ya. Kim kime bugün acaba böyle bedavadan ev verecek? Bravo. Ne bedavası? Ne bedavası Zehra Hanım? Ben Kızılay mıyım? Benim tek gelirim oradan aldığım kira. Anladık Neriman Hanım, kira istiyorsunuz. Yani. Ama size akraba indirimi yaparım. Güzel. Çok güzel. Özellikle böyle bir durumda akraba indirimi çok işimize yarar. Ne kadar bir indirimden bahsediyoruz acaba? Kızlar 1000 liraya oturuyorlar. Size de 900 yaparım. Siz 900'e oturursunuz. Gerçekten yuh. Ya inanamıyorum. Biraz evvel söylediğim her şeyi tamamen geri alıyorum. Ne oluyor ya? Hani büyük teyzelik, hani büyük gönüllülük? Tamamen fırsat, çılık. Korkunç bir şey bence. Yapmayın daha iyi. Zehra abla boş ver ya. Biz başımızın çaresine bakarız. Bakamayız canım. Ne yapacağız? Yarın burayı boşaltmamız lazım. Sokakta mı kalacağız? Yani ilk önce beraber bir taşınırız oraya. Tabii geçici bir müddet. Taşınırız. Ondan sonra her şeyi toparlayınca evli evine, köylü köyüne herkes kendi yolunu çizer. Haklısın. Aynen öyle yapacağız. Başka çaremiz yok. İşte taşınır beraber güzel güzel yaşarız. Ne yapacağız? Zehra, ben beraber kalacağız sonra herkes kendi yollarına derken kaderi ve kendimi kastettim. Sen nereden çıktın şimdi? Ne demek nereden çıktın ya? Herhalde bunca zaman aramızda bir bağ oluştu diye düşünüyorum. Ayrıca da çoluğum çocuğumla ne yapacağım ki yani sokaklarda? Acil çok mutlu olacaksın benimle yaşayarak ya. Göreceksin. Beraber tatlı tatlı yaşayacağız işte. Lütfen ya. Yalvarıyorum size lütfen tartışmayın. Tamam. İyi tamam. Getirelim sizin evlerden birine. 900 lira kirayı da verelim. Tamam. Geçici bir süreliğine ama. Olur, olur. Hadi bakalım. O zaman hayırlı olsun. İyi olacak. Allah razı olsun.